bilmem ki birisi anlattı mı? Hmm. O zamanki elçi neydi adı? Selim Sarper. Elçi de boşalıyor yönetici. İşte Selim Sarper. Yok, o değildi. Salahattin Amak. Neyse, geldi ve biz de oradaydık. Ama Erenköy'e geldi, elçi, büyük elçi. Evet, Erenköy'e geldi. Bilmem helikopterle geldiyse. Hmm, evet. Bir de helikopterle geldi. Yok, dikti ortak dokunulmazlık. Tabii harekattan bir müddet sonra çeşitli tarihlerde kendi aramızda bir gitme şeyi. Bu tarih uygundur, okullar bu tarihte açılır herhalde. Bu tarihte götürecekler bizi, anlaşma olacak ama derken çok uzadığından dolayı elçi geldiğinde hadi be çocuklar dedi, size 26'sında kaçacaksınız desem bile inanmazsınız. Şubat'ta. Ha, bu dedin 66'da oldu. Son kaçacağımız ha. 66 şehrinde inanmaz ha. Yani adam bize tam şeyini söylüyor, taşma tarihini ama daha önce belirli tarihlerde olmadığı için biz buna da inanmadık. Saçları kestiniz. Yok, kesmedi, yine hareketsiz. İlter rahmetli ona sıfır olurdu, giderdi. Evet. Çünkü durup da becermezdi zaten. Evet. Bir gün koydum kendini tıraş ettim. Öyle yaptı, böyle yaptı. Kızdı. Hı. Hep deyince yine kes. Niçin ilkten demeyin, niçin yine kes. Sıvırla keseyim de şimdi söylüyor, eziyet et. Burada yukarıya çıktı. Bunda bilmem ne oldu. Ne yapacak? Onun için sıvır düzgün çıksa. Yani gideceğimiz tarihi inanmadıydı. Elçi söylediğiniz. Elçi öyle söyledi, cevap verdi. Bilmiyorum ve çok da dedi. 26'sında da söylesem size gideceksiniz. İnanmadı. Ve gittikten sonra geldi bizim yurda. Söyledi bize bu lafı. Yurda mı? Yurda mı? Maltepe'deki yurda. Ha, elçi geldi yurda mı? Elçi o geldiydi. Söyledi bize. Ne şey söyledi yani? Söyledim ben size. Erenköy'de söylemedim, ne vakit kaçacaksınız? Ben inanmadım. Sen öyle söylemedin 26'sında kaçacaksın diye. Ben size söylesem ya 26'sında kaçacaksınız. İnanmayacaksınız. Biz de inanmadık. Evet, anladınız. Yani. Daha şeyler olur muydu? Öyle başka faaliyetler, güreş gibi, şu bu gibi falan. Bizim şeyleri yok. Benim başımda. Gazete falan çıkardılar. Biraz. Şey. Biraz. Esmam diye bir gazete çıkardı ondan. Haberi yok. Okulana iş yapmadık bile. İlgilendiğimiz de bir ara top oynamadı. Bölük bölük biz de gider seyrederdik. Yani iyi bir şey olurdu çünkü uzaklaştık sonra o havadan değişik geliyor değil mi? Yani, bir de şey vardı. Derviş bir kuzu kesti bilmem onu anlattınız ha. Ha, yok anlatma. Anlatma ben nasıl sıra. Bavir telefon etti, gel de seni isterim dedi. Gittik biz. Önümüze koydular şey, eti yerken ver beşini. Zaten dedik gene, devlet bize beşini verir. Hepsini alırsan ne olur? Kuzuyu yedik. Ne var bu suda dedik. Bu kuzu gelmedi ya havadan dedi. Birinindir dedi. Geldi yana dedi, kestim yerdi, yiyeceği ödeyecek diyor. Vay ya o lensin be. Yani tamam, verdik beşini, rahmetli gombosun çıktı. İzzet gombosun. Ha, o da yana yana kim kesti diye. O da yedi. Kendi arar kavuzuyu anladı demiş, bari verelim yine biraz. Yedirdi, aradan geçti 3-4 gün koydular galiba şeyi. Bence de vardı işin içinde. Olabilir. Çünkü birinci bölümden kaçtı. Bunu, yok, birinci bölüme geldi. Derviş o Havan Tepeci'ndeydi. He, Havan'daydı. Havan'daydı. Sınırda ikinci bölüktü galiba şey.
İzzet. Kombosu gece bitti, bizim de bitti. Ya ondan kaçtı buzucu kendi devreye gider. Öyleyse bitti kendi. Bitti. Önüne gelen adı ısmarladı, parayı aldı. Evet. Ya. Öyle gitti. Evet. Başka ilginç anlatacağım, başka bir şey var mı? Biraz onu yeni yaptığımız ama. Anlat anlat da şey. Tarihe kayıt düşüyor. Evet, evet. Bu, sizin bölümde aklımda kalanlar kimli isimleri neler? Böyle birkaç isim sayarsan. İzzet Abbas. İzzet Abbas. Sizdeydi değil mi? Evet. O, o onun üzerinden de bir anımız geçti. Şimdi İzzet Abbas bizim bölükteydi. Barış gücüyle bir aşağıya varmıştı. Bunu hastaneye yatırdılar. Ondan da biraz bahseder misiniz Zeki Bey? Şimdi tam Erenköy'de insanlar, mücahitler, bir kısmının morali bozuldu, şu etti, bu etti falan. Bunların geçirenler oldu. Bunlarla ilgili isim vermeden anlatabileceğin var mı acaba? O işte İzzet'in üzerine anlatacağım. Çünkü İzzet başımdan geçti. Hı. O hastanedeydi. Kaçtı, geldi böyle. Bölükte iki iri cüsseli adam İzzet'i belinden tutsun, şey yapsın. Yatırsın. Yatırsın. Gele gele de kim lan? Şakir'e. Hmm. Gene bizim. Biz yavaş yavaş sokulduk İzzet'in yanına. Beyim dedi bana. Acırım savurayım dedi. Kaç yanımda. Yok. Kaçma maçma yok. Yem yeğeni. Hakikaten şöyle. Dedi, ne kaçacağım? Yerine oturayım, bir şey mi var? Dedi, biz bunu konuşturduk. Şakir de o bir tarafta. Döndü biraz Şakir'e şey yapsın. Akıncı komutanımız ansızın o şeyin tam karşısında ben beline sarıldım. Şakir üstüne yığıldı dedi. Şerdi, durun durun dedi. Rahmetli Şefik de iğneyi getirdi, bastı bir, iki, kabul eder bayılmaz da. Verebilirim, üçüncüyü de arkadan bitirdi. Hemen Mehmet Oğuz'da sek yemek diye getirdilerdi, sardılar da yemeğini bağladılar. Oradan hastaneye ve Lepoşa'daki şeye götürdüler. Lepoşa'ya gittiydi İzzet. Lepoşa'ya gittiydi. Ve kaçarken gemiye Lepoşa'dan bir reo geldi. Barış gücünü de getirdi. Öyle tirdiği kendilerini getirdi. Onunla beraber diye. Bu başından İzzet'in olduğu şey. Şeyi hatırlıyor musunuz? Sonay Beyzade denizde daldığı yerini yaptı. Ben orada değildim. Ben nöbetteydim zannedersem. Olayın olduğunu duydum. Dediğiniz gibi bir gün önce su yüksekti, o daldığı yere. İkinci günü geri çekildi. Yığılmadı ama su mesafesi azaldı. Dolayısıyla daldığında vurdu ve verildi. Ecel çekti gibi ya. Yapacak bir şey yok orada. Evet, şeyde artık ayrılıyoruz Erenköy'de. 26. Ocakça. Ocak. 26 Ocak. Ocak yoksa Şubat. Ocak. Ocak. 26 Ocak'ta en son grupta geldim. Geldim. Tırsmas yok. Hiç insan yok. Ne Rum'da ne bizim gemimiz, zaten Türk köyü yoktu. Bir yeşil ırmağıydı. Gemi konağına geldiğimde çok iri bir, iri cüsseli bir barış gücü askeri. Kimiydi yanımda ya? De, giriyorum boynuma bakalım nereye kadar gideceğim bu adamın. Yani mübalağasız üç kişinin şeyi var. Böyle bir de gittim girdim koltuğuna. Değemedim daha şey. O zaman işte. İri yarı yok. İri yarı korkmadık yani. Yolda böyle hiç kimseye rastlamadık. Hiç rastlamadık.
Ve onun arka şeyini açtırdık biz. Yanlar açık değildi. Çadırdı. Evet. Kapalıydı. Arka açıldı. Ama saat 3 bir şeydi galiba. Gece. Gece kalmış. Kimse yoktu. Son grubudunuz giden. Aşağı yukarı son grubudunuz. Geldik. Yıkılan iskelenin yanında. Evet, bindiniz orada. Bindik. Duvarlarından gittiydi. Duvarlar şey. Samsun gemisine. Samsun'da yoksa şey. Samsun. Bir diyorsun da. Yolcu gemisi. Yok, Samsun. Bindik. Betonda rağmen değil Mustafa Betonda. Öldürmeyen orada. Çünkü onlar İstanbul'dan geldiydi. Oradan İskenderun'dan otobüslere bindik. Ve Ankara. Evet. Sağ olsun Türkiye. Bize hem bir arabayı verdi. Ne kadar? 150 de Türk lirası. 150 mi yoksa 1000 lira? Yok 150. Ama ay sonu Bursa yok, bize. Burs başka bir şey. Burs değildi. Orada harçlık verdi. 150. 150 mi hatırlıyorsun? Senin 150 hatırlıyorum. Bir binlik verdi sanırım. Yok. Binlik değil. 150. Kimi 500'ler, kimi 150'ler. 150. Yaşlandık, hepimiz bir rakam söylüyoruz. Söyle, hayır. İnşallah doğru olur. Gayet iyi. Bunları öğreneceğiz şeyden, genel kurmaydan. Tabii. Bir yazı yazıp öğreneceğiz bunların hepsini. Ne oldu, ne kaldı? Şeyleri. Ondan sonra nereye gittiniz? İskenderun'a gittik de oradan doğru. Yok, İskenderun'a vallahi indirdiniz. Giderken buradan. Sonradan çıktınız. Tabii. İskenderun askeri limana indik. NATO askeri limanına. Sonra otobüslere binip direkt Ankara'ya. Bir şey söylemişler miydi size konuşmayı? Hiç hatırlamam. Ne yaptı ya? Ne yaptı? Ne yaptı? Hiçbir şey söyleyeyim. Korkanacak, korkulacak bir şey yok. Yok yok, söylemeyin bir şey demeyerek. Babasına bir tebeş verdiğini bilirsin. Yani oradaki halkın morali bozulması. Yok yani şey... Askeri bilgi verilmesin. Gavur bilmez miydi? Zaten öyle olmadınız. Kaç kişi gittiğini bile tuttu, öğrendik. Evet. Kimimiz Lefkoşa'da hastaneden geldi, kimimiz Yeşilırmak'tan geldi, kimimiz... Yok, Türkiye basınına verip de hükümeti de zor durumda verdi. Bırakılmaz ama. Başka? Ama hak tanıdığında bize nasıl? Artık bu talebeleri dağ başında durmayın. Çünkü neticeye gidilecek bir durum yok. Evet. Uzayacak mı? Uzayınca evet. Zaman geçer. Dağ başında bekliyor. Evet. Evet Mehmet'im abi. Kısa da evet, bir saatte işte kaç senelik şeyi hikaye anlatmaya çalıştık. Evet. Çok teşekkür ederim.